Çok kıymetli izleyiciler, bu akşam Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Avukat Hüseyin Başbey ile sohbetimize başlıyoruz. Hüseyin Bey, bizleri mekanınızda ağırladığınız için çok çok biz teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gündemimizde ciddi sorunlar var. Bu gündemle alakalı sizlere yönetmek istediğimiz bazı sorular var. Malumunuz Orta Doğu dünyada en fazla gözyaşının, kanın döküldüğü ve insanlık dramının yaşandığı bir coğrafya. Ve bu coğrafyada maalesef bir türlü kardeşlik tesis edilemiyor, kurulamıyor. Ve şu anda da bu coğrafyaya bizim anlayamadığımız müdahaleler olmakta. Bunların en başında da şu anda Papa Francis'in Irak ziyareti var. Bugünlerde Irak'ı ziyaret ediyor. Başbakan tarafından uçakta karşılanıyor. Cumhurbaşkanlığı sarayına davet ediliyor. Bu Irak ziyareti, Papa Francis'in Irak ziyareti dini bir ziyaret mi genel başkanım? Ben size bunu sormak istiyorum. Öncelikle dediğiniz gibi ne yazık ki Orta Doğu'da durmayan ve yaklaşık belki de 200 yıldır hiç kesintiye uğramadan devam eden bir kan var ve bu kan akıyor. Bu kan bizim kanımız, bu kan kardeşlerimizin kanı, bu kan dünya insanlığının kanı. Neyi paylaşamadık da bugün bu kanı akıtıyoruz? Bunun cevabını sorduğumuzda hiçbir siyasi veya yetkili hiçbir merciden bir cevap, tatmin edici bir cevap alamıyoruz. İnşallah umut ediyoruz ki bu bir an önce son bulur, durur. Gündem evet dediğiniz gibi önemli bir gündem. Papa tarihinde ilk kez Irak'a bir ziyarette bulunuyor. Önemli bir gündem maddesi. Ve bugün Türkiye'de bu takip ettiğim kadarıyla, görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla tarihi bir buluşma, tarihi bir ziyaret olarak adlandırılıyor. Sizin sorunuz ışığında ben de şunu merak ediyorum. Evet, bu dini bir ziyaret mi? Papa'nın biliyorsunuz iki farklı gömleği var. Bir ruhani lider olarak icraatlarını devam ettiriyor. Bir de devlet adamı, devlet başkanı olarak icraatlarını yapıyor. Eğer bu ziyaretini bir devlet başkanı olarak yapıyorsa, yapılan görüşmeler içerisinde Sistani ile görüşmesi çok meşhur oldu. Ne kadar doğru bilgi bilmiyorum ama işte İslam dünyasının en önemli eğitim kurumlarından biri olan El Ezher'in baş müdürüyle görüşeceği söylendi. Şii din önderleriyle görüşeceği, Sünni din önderleriyle bir araya geleceği söylendi. Bir devlet başkanı olarak gidiyorsa bu görüşmeler niye? Bunu insan evet, gerçekten soruyor. Çünkü herhangi bir devlet başkanı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde resmi törenle karşılama oluyor ve akabinde resmi kişiliklerle devlet adamlarıyla görüşmelerini yapıyor. Görüşmelerini nihayet erdirip geri dönüşü yoluyla evet, birlikte ülkesine dönüyor. Yok, Papa bu görüşmeyi, bu ziyareti dini önderliği vesilesiyle, ruhani kişiliği vesilesiyle yapıyorsa neden bir devlet töreniyle karşılanıyor? Niye devlet büyükleri, devlet yöneticileri bir şekilde törenler ve büyük kutlamalarla birlikte Papa'yı karşılıyor? Bu akla gelen ilk soru oluyor. Bunun bir cevabı var mı? Bunun cevabı siyaset literatüründe, dünya literatüründe yok. Bu özel bir durum. Bu esasında Papa'ya özel bir durum. Nasıl ki özel bir durum? Esasında papalığın misyonunu başlattığı, çalışmalarını başlattığı son 20 küsür yıldan beri de merhum babam Profesör Doktor Haydar Baş'ın Türkiye'de sürekli dikkat çektiği, malumunuz dinler arası diyalog
faaliyetleri, çalışmaları, misyonu var. Ve bunun başını çeken, bunu başlatan, bunun sevk idaresini yapan, organizasyonunu yapan kurum, kuruluş, Papalık Konseyi, Vatikan dediğimiz bugünkü ülke. Esasında bu ziyaretin temel amacı dinler arası diyalog faaliyetlerini Irak'ta hareketlendirmek, Orta Doğu coğrafyasında hareketlendirmek ve buralarda faaliyetleriyle birlikte belli devşirmeleri, belli siyasal veya inançsal rantları elde etmek. Çaba bu. Bu peki daha önce nasıl bizim karşımıza çıktı? Bu Türkiye'de bizim karşımıza çıktı. Türkiye'de bunun ciddi anlamda mücadelesini verdik. Neler oldu? Fethullah Gülen bugün 15 Temmuz 2016 yılında darbe kalkışımında bulunan terör yapılanmasının lideri, sözüm ona lideri, ne dedi? 97 yılında kendi o zamanki medya, basın organlarında, gazetelerinde yayınlanan bir mektup yazdı. Kime yazdı? Papa'ya yazdı. Mektubun içerisinde şunları söyledi. Parçası olmaktan mutluluk duyduğum dinler arası diyalog misyonunun faaliyetlerine hizmet etmek için hazır bulunmaktayım gibi cümleler sarf etti. Ve bu faaliyetler başladığında bugün örneğin Türkiye'de birçok siyasi kişilik, birçok araştırmacı, gazeteci veya fikir önderi biz Fethullah'ı söyledik. Fethullah'ın kim olduğunu biz yıllar önce anlattık demesine rağmen hiç kimse Fethullah'ın asıl misyonunu Türkiye'de dillendirmedi. Bunu kim yaptı? Sadece bizim içerisinde bulunduğumuz mevcut yapılanma, Bağımsız Türkiye Partisi yapılanması yaptı. Fethullah'ın asıl misyonu Türkiye'de dinler arası diyalog faaliyetlerini hareketlendirip Türkiye'deki insanların, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların inançlarını başka bir rıhtıma bağlayarak dini bütünlüklerini zedeleyerek, bunların hassasiyetlerini yok ederek milli anlamda da şuurun kaybolmasını sağlayıp bu ülkenin bir şekilde küresel güçlere, bir şekilde başka inançların rıhtımına bağlanıp bu şekilde devam etmesi. Amaç buydu. Fethullah'ın temelindeki amacı buydu. Peki bu Türkiye'de nasıl yürüdü? İşte Fethullah askeriyeye sızdı, TSK'ya sızdı, bürokrasiye sızdı, milli eğitime sızdı, farklı organlarda, farklı yapılanmalara girdi. Tamam, bunları biliyoruz. Peki buradaki temel amaç neydi? Bakın dünyada Fethullah Gülen dediğimiz FETÖ terör örgütünün lideri kendisini dünyevi hiçbir makamda konumlandırmadı. Olimpiyatlar yaptılar, ben olimpiyat organizatörüyüm demedi. Okullar açtılar. Biz işte ben okullar zinciri sahibiyim, eğitim adamıyım demedi. Kitaplar yazdı. Ben ilim adamıyım, işte katibim demedi. Konuşmalar yaptı. Ben hatibim demedi. Ama ne dedi? Ben dedi dinler arası diyalog misyonunun bir parçasıyım dedi. Burada isterseniz ben size tam da yerine gelmişken bir soru sormak istiyorum. Tabii. 9 Şubat 1998 tarihinde Fethullah Gülen'den Papa'ya mektup diye Papa 6. Jean Paul'e Fethullah Gülen sizin misyonunuzun acizane bir uygulayıcısı olmak, hatta sizin misyonunuzu dünya gözüyle görmek için işte Cenab-ı Allah'tan bana ömür vermesini diliyorum gibi ifadeler kullandı. Çok veciz bir şekilde ifade ettiniz siz. Dünyalık hiçbir misyonun, makamın, mevkinin üzerinde durmadı Fethullah Gülen. Fakat papalık misyonunun bir parçası olmayı istedi ve oldu. Bu bağlamda sonrasında biz bu misyonun Türkiye'de neler yaptığını gayet iyi biliyoruz. Evet. Şimdi Papa'nın Irak ziyaretinden sonra bu Irak ziyaretiyle acaba bu misyon Irak'ta neler yapacak ve Irak halkının durumu ne olacak? Orta Doğu'nun genelde durumu ne olacak? Şimdi burada çok önemli bir husus var. Her konuda ayrışan insanlar konu Papa olunca birleşiyorlar. Evet. Yani konu dinler arası diyalog olunca birleşiyorlar. Nasıl oluyor bunu anlamış değiliz. Peki bu bizim inanç sistemimizde var olan bir kavram mı? Adam diyor ki dinler arası hoşgörü. Ya adam hoşgörü derken şunu kastediyor. Yani
seni ben diyor hoş görüyorum diyor. Tamam diyor. Yani beni bir aşağılık makam, o çok üstün bir makam, ben seni hoş görüyorum diyor. Yoksa benim onu hoş görmek veya onu ayrıştırmak gibi bir amacım, bir anlamım, bir ifadem, bir yürüyüşüm hiçbir zaman yok zaten. Bakın bütün İslam coğrafyasını gezin ki bizim coğrafyamızda farklı dinlere mensup insanlar çok rahatlıkla yaşarlar zaten. Evet. Bu böyledir. Bu Türkiye'de de böyledir. Burada bir problem yok. Problem bu misyonu ortaya atan kişilerin bizi esasında aşağılık görmesi. Ve bu noktada biz nedense bu coğrafyanın insanları hemfikir oluyor. Aynı fikrin etrafında buluşabiliyor. Ne yaptı Fethullah Gülen? Fethullah Gülen başlattığı, yani bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde, bizim coğrafyamızda başlattığı misyonla birlikte Türkiye'de bir darbeye sebep oldu. Darbe kalkışımına sebep oldu. Evet. Öyle bir mali açıdan desteklenildi ki, destekleyen kimdi? İşte Vatikan'dı. Bu tip örgütlerdi, bu tip yapılanmalardı. Niye bunu yaptılar? İşte sen orada gücü elinde bulundur. Bizim rıhtımıza insan taşı. Hatırlayın, biz 2000'li yılların başlarında çok defa bunu anlattık, çok defa söyledik. Bakın Diyanet'in kayıtlarında 2004 yılında Türkiye'de 70 bin cami varken, ki işte sözüm ona Müslüman bir ülkeyiz, öyle evet, değil mi? 70 bin cami varken 55 bin kilise evi vardı. Biz demiyoruz ki kilise olmasın. Peki kilise var da bu kadar Hristiyan var mı? Bu kadar ibadet edecek insan var mı? Yok, ama bu kiliselerin dolması lazım. Nerede dolacak? Bizim insanımızda dolacak. Aslında bu misyonerlik faaliyeti. Irak çerçevesinde bunu değerlendirdiğimiz zaman aslında bu Türkiye'de yapılan ve sonunda dini ve milli bütün değerlerimizin elimizden alındığı, ülkemizde bir bölünmeye yol açan sonuçla karşı karşıya kaldığımız durum bugün Orta Doğu'da bütün İslam aleminin karşı karşıya kalacağı bir durumu başlatan bir evreye gelmiş pozisyonda. Neden bunu söylüyorum? Bakın 2003 yılında Irak Savaşı başladı. Irak Harekatı başladı Amerika'nın. O dönemde Bush ne dedi? Herkes tarafını seçsin. Bu bir Haçlı Seferidir dedi. Evet. Şimdi bugün ne yaşıyoruz? Papa diyor ki ben diyor hacı olmaya gidiyorum. Ur bölgesinde evet, hacı olacağım diyor. Haçlı Seferini başlattıkları bölgeye Hacı Seferi şu anda organize ediyorlar. Mesele bu. Yani biz diyoruz ki evet, siz Haçlı Seferi yaptınız ve bu Haçlı Seferini kazandınız. Gelin bu topraklar artık sizin. Bunu nereden evet, biz aşinayız? Kenya'nın kurucu başkanı ne diyor? Evet. Biz diyor misyonerler geldiğinde bize dediler ki elinizi açın, gözlerinizi kapatın, dua etmeye başlayın. Bizim elimizde bir şey yoktu. Ayağımızın altında da topraklarımız vardı. Bir süre sonra gözlerimizi açtığımızda baktık ki elimizde bir İncil, bizim ayağımızın altındaki topraklar misyonerlerin ayağının altına geçmiş. Şimdi bu dinler arası diyalog falan filan, bunlar hikaye, işin hikayesi. Burada ne vardır? Burada Orta Doğu'daki İslam coğrafyasında insanların ayağının altındaki toprakları almak vardır. Burada ne vardır? Buradaki nüfusu bir şekilde azaltmak vardır. Çünkü aynı misyon, aynı çalışma çerçevesinde bu coğrafyada savaşlar yaptırıldı. Bu nüfusu azaltma çabaları vardır. Çünkü burada bu nüfus istenmiyor. Bu bin yıllardır var olan bir mücadele. Bu bölgede Türkler hakim olmasın, Anadolu'da Türkler hakim olmasın, Orta Doğu'da Müslümanlar hakim olmasın. Ve bunu da farklı bir diyalog ve hoşgörü zemini, sözüm ona, oluşturarak bir şekilde ele geçirmenin çabası. Yani bugün İran, hatta Orta Doğu coğrafyasının, İslam dünyasının karşı karşıya kalacağı durum budur. Çünkü biz bunu Türkiye'de tecrübe ettik. Peki bu nedir bugün yaşanan olay? Tüm Orta Doğu adına, tüm İslam alemi adına Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasilere samimiyet testidir. Kim çıkıp buna tepki gösteriyor? Kim çıkıp bir laf ediyor? Tepki gösterilecek husus, yanlış anlamayın, Papa'nın Irak ziyareti değil, Papa'nın biriyle görüşmesi değil, Papa'nın dinler arası diyalog misyonu adı altında orada bulunması. Kendisi de ilan ediyor. Ne diyor? Diyor ki papalık açıklama yaptı. Aciliyet gösteren bir yolculuk yapmamız gerekti. Aciliyet de geliyorlar. Evet, bu papalık için aciliyet ama İslam dünyası için büyük bir aciziyet anlamına geliyor. Doğru. Bugün biz bir samimiyet testindeyiz. Bu samimiyet testini geçmemiz için buna bir cevap koymamız lazım. Cevap üretmemiz lazım. Türkiye'nin şu anda bulunduğu durum, sorumluluk alanı bu şekilde diyebiliriz. Sonra sen Irak'a bu hoşgörüyü götürüyorsun. Irak'a barışı götürüyorsun. Irak'ta savaşı ben mi yaptım? Irak'taki savaşı ben mi başlattım?
Irak'taki savaşa Haçlı Seferi ben mi dedim? Neyi götürüyorsun? Ya misyon bu şekilde işliyor. O yüzden acilen bunlara kesinlikle tepkimizi koyup, bu misyonlara, bu çalışmalara tepkimizi koyup işin doğrusunu da ortaya koymamız lazım. Biz siyasetçi olarak bunun siyasal anlamda, sosyolojik anlamda, toplumsal anlamda ne anlama geldiğini ifade ederiz. Türkiye'de din adamları var, ilim adamları var. Bunlar da işin dini boyutunu değerlendirsinler. Hadi çıksın anlatsınlar. Evet. Bakalım İslam, siz El-Ezher mezunusunuz. İslam dünyasında en yüksek mevkide eğitim nerede alınır denilse herhalde El-Ezher denir. Oradan mezunsunuz. Siz bir ara değerlendirin. Bakalım İslamiyet'in içerisinde, evet, bırakın İslamiyet'i, Hristiyanlığın içerisinde böyle bir şey var mı? Ortaya koydukları şey din ile alakası olmayan ama dinleri kendi içinde yozlaştıran bir mantık. Buna Türkiye'deki İslam alimlerinin de cevap vermesi lazım. Namaz kaç rekat kılınır? Bır 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 konuşuyorlar. Oruç ne zaman tutulur? Bır 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 konuşuyorlar. Haşa Allah var mı yok mu burada bugün İslam alimleri tartışıyor. Kimse kalkıp buna bir laf etmiyor. Ya bu nasıl bir Müslümanlık? Kendi adıma da ben nasıl bir siyaset adamıyım? Nasıl bu coğrafyanın, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun tüm geleceğini hayal etmeyen bir adam olabilirim ki buna sessiz kalacağım? Papa gelecek, gelsin, hoş gelsin. Karşılanır, devlet töreni yapılır, devlet ağırlamasını yapar, yolcu eder gider. Bu ülkeye Irak'a giden, Türkiye'ye de gelen, gelecek olursa ne ilk adam papa olacaktır devlet adamı, ne son adam olacaktır. Burada bir problem yok. Ama dinler arası diyalog misyonuyla burada bulunmak, bu bambaşka bir kavram. Bu bizim coğrafyamızın kaldırabileceği, kabullenebileceği bir kavram değil. Ki biz bunu, tekrar ediyorum, FETÖ terör örgütüyle tecrübe ettik. Ama ne hikmetse o birbirine laf eden örgütler, yapılanmalar, siyasiler, konu dinler arası diyalog olunca, konu papalık olunca ortak noktada buluşuyorlar. Bakın bu ülkede papaya 3 kişi mektup yazdı. Biri Fethullah Gülen oldu, biri APO oldu, bir kişi daha yazdı. Evet. Yani bir birleşme. Niye biz papada birleşiyoruz? Niye dinler arası diyalog misyonunda birleşiyoruz? Daha söyleyeceğim başka şeyler var. Siz sordukça onlara girmek istiyorum. Yani burada bir an önce siyasal anlamda da, dini anlamda da doğru cevapları ortaya koyup insanları aydınlatmamız lazım. İnsanlar din değiştirip, benim böyle bir kaygım yok. Ben bu kaygıdan konuşmuyorum. Bunu ister miyiz? İstemeyiz. Başka bir kavram. Ama ben olaya milli bir şuurla bakıyorum. Bizi birleştiren bütün arşlar ortadan kaldırılıyor. Sonunda darbe kalkışımına gidiyor adam. Türkiye'yi tehdit eden bu unsurlar ülkemizin hem dini hem de milli bütünlüğünü tehdit eden bu unsurlar neden hep bize hoşgörüyle dinler arası diyalogla geliyorlar? Hani senelerden beri Haçlı seferleri yapılmış, yüzyıllardan beri. İşte yaklaşık olarak 11. asrın sonlarında başlamışlar. İşte şu anda 21. asrı yaşıyoruz ve Haçlı seferleri hala bitmedi. Bu bitmeyen Haçlı seferleri acaba hoşgörünün, diyaloğun şu andaki meyvesi veya aslı, bu Haçlı seferlerinin ana amacı olarak görebilir miyiz biz? Kesinlikle. İnsanlar değişir, fiiller değişir ama amaç aynıysa bu değişimin hiçbir önemi yoktur. Şimdi buradaki amaç benim söylediğim gibi bu toprakları işgaldir. Bu topraklardan bizleri sürmektir. Bu amaçla, kılıçla, sopayla, silahla yapamadıklarını aynen Atatürk'ün Lozan'da da kazanması gibi. Sevr'e niye ikna etmeye çalıştılar? Sevr'i niye dayattılar? Kalktılar bizi savaşla esir etmeye çalıştılar. Evet. Bir tane adam çıktı. Atatürk çıktı. Hepsinin oyununu bozdu. Hepsini def etti. Döndüler, Sevr'i dayatmaya çalıştılar. Olmadı, Lozan'da dize geldiler. Atatürk'ün büyük zaferi orada ortaya konmuş oldu. Şimdi aynı şekilde o inanç dünyası bu topraklarda seni istemiyor ve seni buradan atmaya çalıştı. Bakın tarihte 10 tane Haçlı seferi var. İşte Ortodoksların da birleştirdikleri sayılınca 13 tane Haçlı seferi var.
ve 13 tane Haçlı Seferi'yle yapamadığını bugün ne yapıyor? Diyor ki ya ben bundan bunu alamıyorum. Kılıçla alamıyorum, tüfekle alamıyorum, bombayla alamıyorum. Bunu diyor diyalog zemininde. Bu insanların düşünce dünyalarını, inanç dünyalarını yumuşatalım. Yumuşatalım derken bunu olumlu anlamda da istemiyorlar. Yok edelim ve biz buradan bu insanları alalım. Bunları kukla haline getirelim. Buradaki amaç bu. Şimdi amaç aynı, yöntem farklı. E peki sen, şimdi ben soruyorum. Adam buraya kılıçla gelince çıkıp savaşıyorsun. Tüfekle sıkınca çıkıp savaşıyorsun. Adam bunu diyalog, hoşgörü adı altında aynı amacı sürdürmeye geldiğinde niye bir kelime cevap vermiyorsun? Şimdi aynı savaş değil mi? Aynı amaç uğruna bu topraklara göz dikmek var. Fethullah Gülen, Fethullah Gülen. Bakın tekrar ediyorum. Fethullah Gülen Papa'nın kendi beyanıyla söylüyorum. Evet. Bizzat personeli elemanı ya. Vatikan'ın elemanı. Kendi beyanı bu. Kendi gazetesindeki beyanı. Şimdi bu eleman bu ülkede darbeye kalkışıyor. Biz kalkıyoruz bu ülkenin devlet başkanı veya dini lideri bizim komşumuza geliyor. Ki terör olaylarının çok farkındayız. Komşumuzla yaşanan olaylarda. Evet. Bizim ülkemizde de aynı tepkiler. Kimse kalkıp bir şey demiyor. E bu nasıl dinlermiş de böyle bir diyalog olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Adam diyor ki ben buranın parçasıyım ve burada darbe yaptım. Ama kimse bir şey söylemiyor. Bakın Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı bir iki ay önce bir şey söyledi. Ne dedi? Biz dedi fikri iktidarı sağlayamadık. Evet, fikri iktidarı sağlayamadınız. Çünkü kendisi firarda, fikri iktidarda FETÖ'nün. Kendisi firarda, fikri iktidarda. Bu fikir işte FETÖ'nün fikri. Bu fikir dinler arası diyalog misyonu, bu fikir hoşgörü misyonu. Fikir dediğim bu. Bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bugün Diyanet de aynı şekilde yürümüyor mu? Bugün Türkiye'de oynanan oyun da bu değil mi? O zaman siyasilerin, fikir önderlerinin, din adamlarının, Türkiye'de kimin sözü geçiyorsa çıkıp tepkisini koyması lazım. Asıl samimiyet testi budur. Çok kıymetli babanız Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu konuda çok ciddi eserler ortaya koydu. Evet. İlk başta dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler. İkincisi din tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'den cevaplar diye dinler arası diyaloğu, hoşgörünün aslında ülkemizi hedef alan, ülkemizi ortadan kaldırmak istenen güruhların oyunu olduğunu çok veciz bir şekilde ortaya koydu. Ve sizler de bugün dinler arası diyaloğun ne menen bir şey olduğunu, bu misyonun, bütün teşkilatının Orta Doğu'da nasıl bir insanları hüsrana sürükleyeceğini çok güzel bir şekilde bizlere ifade ettiniz. Ben size toplama manasında, sorularımı toplama manasında yönetmek istiyorum. Şimdi üç büyük dinin liderleri Papa ile beraber Hazreti İbrahim'in doğduğu Ur kentinde bir araya gelecekler. Malumunuz Ur, Hazreti İbrahim'in doğduğu kent. Ve bu toplantıda da kendilerinin aslında Hazreti İbrahim'in devamı olduklarını söylüyorlar. Aslında ayet-i kerimede de geçiyor. Ali İmran suresi 67. ayet-i kerimede مَا كَانَ İbrahim'e يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا. Yani İbrahim Aleyhisselam aslında ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. O Hanif dinine müntesipti diyor Allah-u Teala. Sanki bu toplantının batıl olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bize 1440 yıl önceden haber veriyor. Yani batıl bir iş üzerine olduklarını Cenab-ı Mevla söylüyor. Benim sormak istediğim soru şurada şu. Papa böyle bir misyon ve başlık altındaki toplantıda Hristiyan ve Müslüman dünyasına ne demek istiyor? Ne mesaj veriyor? Şimdi bu bir aciziyette burada bu söylediğinizde. Önce şöyle girmek isterim. Bu konuya dini anlamda dediğim gibi benim burada söyleyeceğim cevapların yanı sıra sayfalarca cevaplar verilebilir. Ne diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede? Siz de ayet okudunuz. Ne diyor Allah-u Teala?
innet dine innallâhil İslam. Şimdi Allah ayette beyan ediyor. Diyor ki Allah indinde tek din İslam'dır. Şimdi peki Papa orada buluşma yapıyor. Şii önderler, Sünni önderler işte sağında solunda buluşuyor. Din literatürüne baktığımızda bildiğimiz kadarıyla Papa temsil ettiği insanların tamamının adına söz söyleme yetkisine sahip. Evet. Zaten Papa'nın söylediği söz o insanların dışına çıkamayacağı söz. Doğru mu? Evet. Şimdi teokratik anlamda bu böyle. Dini literatür anlamında bu böyle. Peki oraya giden Şii yönetici veya Sünni yönetici senin adına benim adıma söz söyleme yetkisine sahip mi? Değiller. Değil. Benim inancımda böyle bir şey var mı? Yok. Yok. İslam'ın zaten belki de en güzel tarafı bu. Birçok güzel tarafı var ama bir tarafı da bu. Yani bunu müşahhaslaştırıp o kişiye o yetkiyi vermiyor. Çünkü o bir insan. Evet. Ama bize kendi irademizi, kendi seçme hakkımızı, kendi ifade özgürlüğümüzü veriyor. Şimdi benim adıma ifade yetkisi olmayan insanlar dünyaya bir mesaj veriyor. Diyor ki biz dinler olarak bir aradayız. Şimdi bunu dini olarak değerlendirmiyorum. Ama şöyle bir değerlendirme yapmak burada hani tabiri caizse farz oluyor. Peki kardeşim sizin biriniz Şii biriniz Sünni. Siz 10 yıllardan beri 1000 yıldan beri bu mezhep çatışmasını kullanarak cana sebep oldunuz mu? Mala sebep oldunuz mu? Devletlere sebep oldunuz mu? Devletlerin ambargolarına sebep oldunuz mu? Sayılabilecek. Liste uzayacak gidecek. Evet. Peki bu kavga hak ise bu kavga hak diyelim. Bunu Papa mı bitiriyor? Bunu bitirecek kişi Papa mı? Ya da bu kavga hak değilse ulan gözünüze dizinize dursun. Bu kadar kavga niye? Bu kadar insana niye sebep olundu? İslam dünyasının içerisindeki en büyük fitne, en büyük kavga buydu zaten. Ve babam hayatını buna vakfetti. Evet. Bu kavgayı bitirmeye vakfetti. Ne dedi? Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt dedi. Gelin Ehl-i Beyt'te buluşalım dedi. İşin doğrusu bu dedi. Ayetlerle, hadislerle sabit dedi. Hepsini anlattı. Ve İslam dünyasına çıkış reçetesi verdi. Çıkılacak rota verdi. Bunu dinlemediniz. Hani program başında dedim ya, Papa çizgisinde değil, babamın çizgisinde buluşun. Babamın çizgisi buydu işte. Bu kadar kavga, bu kadar kıyamet, bunu bitirecek adam Papa. Böyle bir aciziyet olur mu ya? Ve biz buradan oturup izliyoruz bunu. Bir Müslüman olarak bu benim ağrıma gidiyor. Peki Papa ne mesaj veriyor az önce sorduğunuz soru? Papa şu mesajı veriyor. Diyor ki, bunlar benim küçük çocuklarım. Hani Papa'nın oradaki durumu... Adeta hani tabiri caizse Big Brother. Big Brother geldi bizi barıştırıyor. DAEŞ'i IŞİD'i bitiriyor. Ya IŞİD'i asker devşiren bunlar değil mi? Çıkmadı mı boyunlarından haç? Evet. Haç dövmeli adamlar savaşmadı mı bölgede? Biz bas bas bağırmadık mı bunlar Müslüman değil diye? En çok adamı Avrupa'dan almadı mı bu terör örgütleri? Evet. Kim yolladı bunları? Kim organize etti? Şimdi bu kavgayı bitirmeye geliyorlar. Ve biz de buradan oturup izliyoruz. Big Brother havası veriyor. Ben bitirdim diyor. Bu az önce söylediğimi yinelemek istiyorum. Papalığın söylediği aciliyet kavramının karşılığında İslam dünyası için, bizim için aciziyettir. Ve samimiyet testidir. O yüzden bir an evvel kendi içimizde, müzakeremizle, mütalaamızla, gerekirse münakaşamızla ama insani vasıflar çerçevesinde oturup bir inanç sorunu mu var mezhepler arasında? Çözülemeyecek ne mesele var ya? Yok. Ne mesele var? Türkiye'de benim en yakın arkadaşlarım Alevi, Şii, Sünni. Hepsi yakın arkadaşlarım. Hiçbir fark görmüyorum kendimden. Ne oluyor? Bizi diğerinden ayıran şey ne? Veya beni diğerinden üstün kılan şey ne? Türkiye'de din adamları, alimler ne dediler? Suriye'dekilerin kadınları oradaki askerlere helaldir demediler mi? Türkiye'de sarığıyla, cübbesiyle gezenler bunları söylemedi mi? Söyledim. Müslümanım diye, din adamıyım diye gezenler bunu söylemedi mi? Suriye'ye girebilirsin demedi mi? Alevileri bulduğun yerde katletmek caizdir demedi mi? Malını helal kıldı, canını helal kıldı, namusunu helal kıldı. Bunu
Türkiye'de yaşayan din adamları yaptı. Şimdi Papa orada oturdu. Bir kelime laf ediyorlar mı? Bir kelam laf ediyorlar mı? Yıllardan beri. Ve babam bunları söyledi diye başına gelmeyen hiçbir iş kalmadı. Fethullah yönetimleri elinde bulundururken, gücü elinde bulundururken en büyük taarruzu benim babama yaptı, bize yaptı. Bizim organlarımıza yaptı, ticaretlerimize yaptı, siyasetimize yaptı, ailemize yaptı, aklınıza gelecek her türlü fonksiyona icra etti. Televizyonunda dizi yaptı babamı eleştiren, hatta aşağılayan. Bu kadar iğrenç insanlardı. Yaptılar bunu. Bir tanesi çıkıp bir laf etti mi? Bu yetmezmiş gibi babam kalkıp bu kavgayı bitireceğim. Böyle kavga olmaz. Şiisi de, Sünnisi de, Alevisi de, Caferisi de, Hanbelisi de, aklınıza hangisi geliyorsa bunların hepsi Müslümandır, kardeştir dedi. Yine demediklerini bırakmadılar. Şimdi bunlar Müslümanım, bunlar samimiyim, bunlar din adamıyım diye gezecekler. Yanlış anlamayın, bunu söylemek zorunda hissetmemizin, bu konuyu anlatmak zorunda hissetmemizin sebebi bu. Buradaki boşluk. Bu boşluk olmasa ben bu konuya hiç girmem. Kendileri değerlendirmelerini yapar ve işin doğrusunu halka anlatırlar. Ama böyle bir şey yok. Türkiye'deki temel problem bu. O yüzden tekraren söyleyeyim. Papa gördüğümüz kadarıyla hem siyasi misyonuyla bir devlet adamı olarak Irak'a gitti ve dünyada başka bir örneği yok. Hem de bir dini otorite olarak, dini lider olarak Irak'a gitti. Biz de bir devlet adamının bir devleti ziyaretini siyasi bir çerçevede, bir devlet mekanizması çerçevesinde değerlendirmiş olduk. Aynı zamanda bunun dini çevrelerce de değerlendirilmesi lazım ve ortaya koyulması lazım. Bu hem Müslüman alemine, İslam alemine karşı bir samimiyet testidir, hem milli bütünlüğümüze karşı bir samimiyet testidir, hem de FETÖ'nün terör örgütü ifadesine, o FETÖ diyorlar ya terör örgütü, herkes şimdi böyle söylüyor. Bu ifadenin samimiyet testidir. Çıksınlar samimiyetlerini koysunlar. FETÖ Papa'dan bu misyonu almasaydı, FETÖ bu misyonun bir parçası olmasaydı, yanlış anlamayın, Türkiye'de hiçbir makama gelemeyecekti. Onu destekleyen, ona mali gücü veren, ona uluslararası arenada güç veren bu yapılanmaydı. O zaman bu yapılanmanın karşısında doğruları haykırmak bizim üzerimize düşen bir vazifedir. Bunu bütün ilgililer ve bu konuda ilim sahibi olan herkesin ortaya çıkıp anlatması gereklidir diyorum. Ben verdiğiniz bilgilerden, açıklamalarınızdan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve şunu ifade edebilir miyiz? Ehl-i Beyt'te buluşamayan Müslümanlar ne acı tecellidirler ki, ne acı tecellidir ki Papa'nın etekleri altında buluşmaya mecbur kalıyorlar. Kesinlikle. Ve çok önemli bir ifade daha. Papa Müslüman kanının üzerinde dans ediyor. Şu andaki durum bu. Bir de orada çocuklarla dans ediyorlar, böyle ritüeller gösteriyorlar falan. 3 milyon Müslüman öldürüldü Irak'ta. Neredeydi? O aciliyet yok muydu? Neredeydiler? 600 bini çocuk 5 yaşının altında, 3 milyon insan öldü. 100 bin kadının ırzına geçildi. Neredeydiler ya? Şimdi orada dans ediyorlar. Bölük pörçük ettiler Irak'ı, şimdi dans ediyorlar. Çünkü amaç zaten buydu. Ve bütün Orta Doğu coğrafyasında, bütün İslam aleminde uygulanmak istenen oyun bu. Papa şimdi Amerika'ya da mesaj veriyor. Ben buradayım, sen burayla ilgilen diyor. Orta Doğu meselesi, bizim parçalayacağımız adres bu diyor. Niye? Çünkü papalık ne diyor, ne dedi? Biz birinci bin yılda Avrupa'yı, ikinci bin yılda Afrika'yı, üçüncü bin yılda Orta Doğu ve Asya'yı Hristiyanlaştırma projesine sahibiz dedi. Milenyumu çok kutladılar, hatırlarsınız. Bizim çocukluk zamanlarımıza denk geldi. Şimdi bu misyon ortada. Bu kadar insan öldürüldü. Bugün o kanın üzerinde dans ediliyor. Ve dediğiniz çok doğru. Tevhidin, birliğin merkezinde, Ehl-i Beyt'te buluşamayan İslam alemi Papa'nın eteklerinde buluşuyor. Hazin bir durum, aciz bir durum. Allah bir an evvel ayıkmayı, uyanmayı tüm İslam alemine, tüm Türk milletine ve tüm Türk siyasetine inşallah nasip etsin. Bize de bu konuda üzerimize düşen vazifeleri yapma gücü, gayreti inşallah nasip etsin diyorum. Ve
bahsettiğimiz Haçlı Seferi'nin, dedi ya Bush, Haçlı Seferi'dir bu. Haçlı Seferi'nin zafer kutlaması bugün bu. Şimdi Hacı Seferi'ne çıkıyor. Hacı olacağım diyor Ur'da. Haçlı Seferi başlattı. Zaferini ilan etti, Hacı Seferi'ne gidiyor. Durum bu. Yani Papa, Orta Doğu'daki 3. Papalığın, 3. bin yıldaki misyonunun ilk zafer adımını kutlamış oluyor. Ve bu vesileyle de beraber aslında İslam ümmetinin, Müslümanların hepsinin durup düşünmesi lazım. Ve çok kıymetli babanızın, merhum genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey'in de burada basiretini, ferasetini, dini bütünlüğün milli bütünlükten ayrılamayacağını, milli bütünlüğün dini bütünlük olduğunu, sırf Türkiye için değil, bütün İslam ülkeleri için bunun gerekli bir şart olduğunu yaklaşık 20-25 sene önce yazdığı eserlerde ortaya koymuştu. Aslında İslam ümmetinin yapması gereken Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu emanetlerine, eserlerine sahip çıkabilmek, hem ülkelerini koruyabilmek, hem dinlerini, inançlarını muhafaza etmek için. Verdiğiniz bilgilerden çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Açıklamalarınızdan çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle sizlerden de istirhamım, gerçekten bu konuda Türk halkını ayıktırmanız, topyekün millet olarak bunun farkında olup bu düşünceye, bu yapılanmaya karşı durmamız gerekiyor. Bu bir zehirdir. Sizi alıp yönetmezler. Ama zehri zerk ederler. Siz farkında olmadan buna hizmet etmeye başlarsınız. Bu böyle bir zehirdir. O yüzden bu noktada dirayetli olmamız kesinlikle şarttır. Ve sizin gibi din bilginlerinin üzerine düşen benim nacizane görüşüm, tavsiyem de bu konuların çok doğru bir şekilde işlenip tüm halka anlatılmasıdır. Verdiğiniz bilgilerden ve tavsiyelerinizden çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok kıymetli izleyiciler, bu akşam Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Avukat Hüseyin Başbey'den Papa'nın Irak ziyaretinin etkilerini ve önümüzde meydana gelecek, önümüzdeki günlerde meydana gelecek olaylarını en ince detayına kadar dinledik. Kendileri siyasi kimlikleriyle halkımıza en güzel şekilde açıklamalarını, ifadelerini buyurdular. İnşallah bizler de bu tavsiyelerinizden istifade edip verdiğiniz bilgiler ışığında çalışmalarımızı ortaya koyarız diyorum ben. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bu tatlı sohbetinizden dolayı, eyvallah, bizi davetinizden dolayı çok sağ olun, var olun. Bizler de her an sizde olalım efendim. Teşekkür ederim.